Eğitimin nabzını tuttuğumuz Eğitimin İçinden programımızdan herkese merhaba. İlçemizin eğitim haberlerini ve çalışmalarını sizlerle buluşturmak için buradayız. Gündemimiz hayli kalabalık. Manşetlerimizde neler mi var? Türkiye'de ilk olan Adalet Mesleki Eğitim Merkezimiz, açık hava sınıflarımız, Teknofest'teki gururumuz, spor alanında dünya çapındaki başarılarımız ve daha niceleri. O zaman başlıyoruz. İlk haberimizde Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'ün katılımlarıyla açılışı gerçekleşen Adalet Mesleki Eğitim Merkezimiz var. Ceza infaz kurumlarındaki mesleki eğitimde yeni bir dönem başlatacak olan bu açılış, Türkiye'deki diğer açılacak olan merkezlere öncülük edecek gibi gözüküyor. Açık alanlarda ders işlemek tüm öğrencilerimizin arzusu dedik. Salgın sürecinde öğrenci ve öğretmenlere gönül rahatlığıyla ders işleme imkanı veren açık hava sınıflarımızı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un katılımları ile İbn-i Sina Anadolu Lisemiz bünyesinde açmış bulunmaktayız. Salgın sürecinde eğitim ortamlarının çeşitlenmesine örnek olacak açık hava sınıflarının ülkemizde artmasını umuyoruz. Haymana Mesleki Teknik ve Anadolu Lisemiz bu zorlu salgın sürecinde maske üretimine başlayarak sağlık çalışanlarının yanında olduğunu gösterdi. Ve bizlere bir kere daha meslek lisesi memleket meselesi dedirtti. Kimse bilgiye erişimde yoksun kalmasın dedik. Ve internet erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilerimize yönelik tam 85 EBA destek noktamızı çocuklarımızın kullanımına sunduk. Her zaman eğitimde fırsat eşitliğini savunduk. Bu gurur hepimizin. Gelin sizi ilçemizin piksel mühendisleriyle tanıştıralım. Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy, Bilim Sanat Merkezi öğrencilerimizden Ebrar Gökçe Kızılgül ile Emir Sadıç isimli dahiyane çocuklarımız danışman öğretmenleri rehberliğinde görme engellilerde renk algısı oluşturacak önemli bir projeye imza attılar. Dünyanın en büyük uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2020'de birincilik ödüllerini İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'dan aldılar. Spor alanında da varız. Bu başarı öyküsünde Şehit Fatih Öz Ortaokulu öğrencileri karate dalında Türkiye ve Balkan şampiyonluklarını ilçemize taşıdılar. Spor alanındaki bir diğer başarımızın kahramanı ise bir öğretmenimiz. Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulu, beden eğitimi ve spor öğretmeni Muhammed Nuri Kotanoğlu güreşte aldığı dünya ikinciliğiyle ilçemizde büyük bir gurur yaşattı. Her alanda ilçemizin adını yazdırmaya gönüllü paydaşlarımız var bizim. Sanatsız Sincan düşünülemez. Ahmet Uluçay, 2. Ulusal Kısa Film Yarışması Ortaokul kategorisinde ikincilik ödülünü ilçemize kazandıran ODTÜ Mezunları Ortaokulu öğrencimize ve Orhan Bağcı öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Filmin adı ne miydi? Başlangıç. Bizim için bunların hepsi bir başlangıç. Başarı sınırı her zaman %100 olmaz. Hele bu sınır Sincan içinse. ETV'nin 2020 yılında kalite etiketi sayısında %578 başarı ivmesiyle Sincan İlçe Milli Eğitim Ankara'da itimlik konusunda damgasını vurdu. 125 ulusal, 72 Avrupa kalite etiketiyle toplamda 197 kalite etiketine ilçemiz öğretmenleri layık görüldü. Bizim etiketimiz kalitemiz. Erasmus Plus projelerinde ilçemiz toplamda 521.726 avroluk hibe alarak yerelde ve ulusal alanda olduğu kadar uluslararası alanda da ses getirdi. Ankara Kalkınma Ajansı 2020 Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde ilçemiz tarafından başvurusu yapılan Eğitimde Yapay Zeka ve Yenilikçi Uygulamalar Eğitici Eğitimi isimli projemiz desteklenmeye hak kazandı. Öğrenci kalan öğretmenlerimizle 4 ayda 22 eğitimde toplamda 13.122 eğitimci arkadaşımıza ulaştık. Bilginin paylaştıkça çoğalacağına inanıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Alfer Yıldırım'ın moderatörlüğünde Eğitimin Geleceği Geleceğin Eğitimi başlıklı panelimiz katılım sağlayan uzman akademisyenlerimizin katkılarıyla büyük beğeni topladı. Hep birlikte geleceğin eğitiminde yerlerimizi aldık. Sincan okuyor. Her hafta Bir Soru Bir Cevap adlı kitap ödüllü yarışmamıza velilerimiz yönü iyi gösterdi.
Yarışmamıza ilgi gösteren öğrencilerimize, ilçe ve il dışından katılan tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yetim gülerse dünya güler. Bu sloganla çıkılan yolda Sincan'ın altın yürekli çocukları ve gençleri dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çok büyük işler yaptılar. İyilikte Yarışan Sınıflar projesi kapsamında 314 yetim kardeşine yardım ederek Ankara'da ilk sıraya yerleşmeyi başardılar. Sadece çevresine değil, görmediği, belki de adını bile yeni duyduğu yerlerdeki kardeşlerine yardım ellerini uzatan çocuklarımızdan, gençlerimizden ve geleceğimizden umutluyuz. İyi ki varsınız çocuklar. Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında geleceğimiz olan çocuklarımızla beraber okul bahçelerimize fidanlar diktik. Çocuklarımıza doğa ve çevre sevgisini aşıladık. Metedici taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçıya mehtah denir. Mehtahlık Türk tiyatrosunun vazgeçilmez bir koludur. Uzaktan eğitim sürecinde evlerinde bulunan öğrencilerimizin bir nebze olsun eğlenmeleri için hayata eve sığdıran mehtaplar yarışmasını düzenledik. Yarışmamızda dereceye gelen öğrencilerimizi ödüllendirdik. Tabii ki salgın sürecinde gerek uzaktan eğitim ile öğrencilerinin her zaman yanında olan, gerekse Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alarak vatandaşlarımızın yardımına koşan siz değerli eğitimcilerimizi unutmadık. Öğretmen doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Bu zor günlerde birlik beraberlik içinde bulunan tüm eğitimcilerimize teşekkür ederiz. Eğitimin nabzını tuttuğumuz Eğitimin İçinden programımızın şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Eğitimle kalın.